Günümüzde ne yazık ki suç oranları sürekli artıyor. Üstelik suçluların hedefinde çoğu zaman çocuklar da var. Her anne baba çocuklarının güvenliği için elinden geleni yaparak onları korumaya çalışsa da okula gidip gelirken ya da dışarıda oldukları herhangi bir anda kötü niyetli birilerinin hedefi olabiliyorlar. 2021 yılının Mayıs ayında Rusya'nın Krasnodar kentinde yaşayan 10 yaşında bir kız, sonu belki de çok kötü bitecek bir olaydan zekası ve doğru hamleleri sayesinde kurtulmayı başardı. Her zaman olduğu gibi okuldan çıktıktan sonra evine doğru yürürken Orlando adlı kız tanımadığı bir adamın onu takip ettiğini hissetti. Apartmanın önüne geldiğinde bundan emin olmak için biraz oyalanmayı seçti. Gerçekten de kendisini takip eden adam da durmuş telefonuyla oynamaya başlamıştı. Ailesi sürekli yabancılar konusunda kendisini uyardığı için Orlando tehlikede olabileceğini biliyordu. O sırada son derece zekice bir hamle yapmayı düşündü. Apartmanın kapısını açtığında hemen harekete geçen adamı fark eden Orlando geri çekilerek ona yol verdi. Takip ettiği süre boyunca kızı apartmanda yalnız yakalamayı bekleyen adamsa bu hamle karşısında ne yapacağını bilemeyerek içeri girdi. Kızın da arkasından geleceğini sanıyordu. Ancak Orlando içgüdüsünü dinledi ve içeri girmedi. Bunun işe yarayıp yaramayacağından emin değildi. Adamın ne yaptığını göremiyordu. Bir süre bekleyip içeri öyle girmeye karar verdi. Ama adam da bu durum için yeni bir plan yapmıştı. Merdivenlerin altına gizlenecek, kızın içeri girmesini bekleyecekti. Birkaç dakika sonra Orlando adamın oradaki varlığının farkına varmadan binaya girdi. Ancak her şey sona ermiş gibi görünürken oldukça ilginç bir şey yaşandı. Küçük kız onu tam zamanında fark etti. Ve adam onu takip ederken kendi dairesine doğru hızlanmaya başladı. Bir anda gözden kaybolmuş, adamın elinden ikinci kez kurtulmuştu. Adam onu hala takip etmeye çalışsa da bunu başaramadı. Her şey çok hızlı gelişmişti. Eve girer girmez Orlando ailesine yaşadıklarını anlattı ve güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise başvurdular. Kamera kayıtlarını inceleyen polis kısa süre içinde şüpheliyi yakalamayı başardı. Adamın adının Sergey Ovcharenko olduğu açıklandı ve mesleği herkesi çok daha fazla sinirlendirecekti. Ovcharenko bir çocuk ve aile fotoğrafçısıydı. Her gün küçük çocukların fotoğraflarını çekiyordu. Daha önceden de farklı suçlardan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Orlando ailesinin öğrettikleri, dikkati ve zekası sayesinde büyük bir tehlike atlatmıştı. Olayın medyada yer almasının ardından yetkililer çocuklara kendilerini savunmayı ve yabancılara güvenmemeyi öğretmenin çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.